Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bir pazar günü, havamız güzel. Çektik şöyle bir. Şu yeni ehliyet yasası hakkında ben de küçük bir değinmek istiyorum. Zaten gerekli bilgiler verildi. İnternette, motovlog çeken arkadaşlarımız tarafından gibi. Arkadaşlar, yeni ehliyet yasası 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Tabii bu tarihte ehliyet alacak kişilerin ehliyeti stajyer ehliyet olarak değerlendirilecek. Yani stajyer... Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Eyvallah. Çıktık işte öyle. Neyse, giderken devam edeyim ben. Şu an konuşuyorum da. Ben arkamayım. Önce bir şeyle gidelim, benzin alayım ben. Tamam, ben de alayım. Kaç gündür bel ağrısı var ya, belim ağrıyor. Şimdi arkadaşlar, bazı söylentiler var. Konuşulanlar var. Hani yeni ehliyet yasasında ehliyet almak daha da zor olacak. İşte ek ilave bir şeyler getirmişler gibi. Arkadaşlar, öyle bir şey yok. Bunu öncelikle bilin. Yani önceden ehliyet alma durumu nasılsa şu anda da aynısı işliyor. Hiçbir farkı yok. Bütün her şey sürücünün ehliyet alırken belirli kurallar çerçevesinde ehliyet alması ve kazalara bulaşmaması için her şey aynı, geçerli. Farklılık yok yani. Dediğim gibi ehliyet gruplarını ve ceza puanlarını videonun içine koyacağım. Orada hem resimli hem yazılı net bir şekilde görmeniz mümkün. Resimle görürseniz daha açıklayıcı olur diye düşünüyorum. Eğer sürücü 75 ceza puanına ulaşırsa, stajyer sürücü 75 ceza puanına ulaşırsa 2 sene içinde ehliyetine el konulacak. Ve tekrar ehliyetini alması için psikoteknik ve tekrar ehliyetini alması için psikotekniğe başvurulacak. Sağlık raporunu aldıktan sonra tekrar ehliyet almaya hak kazanacak. Böyle durumlar da var. Yani şu andaki yasa tamamen aslında bizim şimdiye kadar istediğimiz bir yasa. Öyle önüne gelen işte motosiklet ehliyeti, sürücü ehliyeti, araç ehliyeti falan gibi şeyler alamayacak. Her şey tam teşekküllü olacak ve bu çok güzel bir şey. Takdir ettim yani. Evet arkadaşlar, durum bundan ibaret. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.